Arnold'la tanışın. Bugün Hollanda'daki İnsan Vücudu Müzesi'nde. Ve bakın, bu dünyanın ilk biyomühendislik ürünü, insan derisi. 2011 yılında Hollandalı bilim insanları sütünde örümcek ağları için malzeme üretebilecek bir keçi oluşturdular. Ve sonra bu şeyi insan derisine dönüştürdüler. Bu dil çelikten 15 kat daha güçlü. Ve 5.56 kalibrelik mermileri durdurabiliyor. Çalışma resmi olarak sona erdi. Peki ya deneyler gizlice devam ettiyse? Tebrikler Arnold. Kurşun geçirmez cilt testi için gönüllü oldun. Ay canına. Hala yaşıyor musun Süpermen? Evet. Başarılı bir test. Hey Arnie, bu adamlar sonuçtan oldukça memnun görünüyorlar. Ancak bahsi yükseltmek istiyorlar. Bir roket atar, namlusundan saniyede 120 metre hızla bir roket ateşleyebilir. Ve 50 santimlik çelik zırhı delebilir. Şimdi daha ciddi bir şeye ihtiyacımız var. Örneğin, florinden yapılmış cilt. Bu bilim tarafından bilinen en güçlü malzeme bir karbon allotropudur. Ve en güçlü çelikten 200 kat daha güçlü. Tebrikler Arnie. Fluorin cildin roket güdümlü bir el bombasına dayanabiliyor. Tabii aynısı beynin hakkında söylenemez. Çok dalgası onu jöleye dönüştürdü. Ama neyse ki süper gizli bir laboratuvardasın. Bu doğru Arnold, kaçmak için mükemmel bir zaman. Ne de olsa artık otomatik silahlar sana zarar veremez. Hatta boğulamazsın da ve bir arabanın çarpması bile sana bir şey yapmaz. Ama gücün Arnie. Seni küçük pısırık. O hiç değişmedi. Ama bunun yerine görebildiğim kadarıyla artık çelik gibi sinirlerim var. Ama sorun şu ki Arnold, kimsenin süper bir cilde sahip olduğunu öğrenmemesi için artık hayatının geri kalanında saklanman lazım. Bir dakika, ne? Anladım Arnie, sen sanırım beğeniler için her şeyi yaparsın. Pekala. Her neyse, inatçı karakterinin başına bela olmamasına dikkat et. Süpermen'in bile zayıf noktaları var. Gerçekten hiçbir silahın o cildini aşamayacağını mı düşündün? Spider-Man olmayı mı hayal ediyorsun? Bu harika. Ama bana o örümcek tarafından ısırılmak istediğini söyleme. Bu bir karadul. Bu örümceğin zehri, çıngıraklı bir yılanın zehrinden 15 kat daha güçlüdür. Neyse ki insanlara önce saldırmazlar. Yoksa pişman olurdun. Bir dakika. Arnold, örümceği yuttun mu? Yemek borusundan mideye giden yol, dibinde bir hidroklorik asit havuzu bulunduran dik bir su kaydırağı gibidir. Ve bu asit örümceğin zehrini kolayca nötralize edebilir. Örümceği bir bardak suyla yutarsan, mideye sadece 2 saniye içerisinde ulaşır. Ancak herhangi bir sıvı olmadan düşmesi 9 saniye sürer ve seni ısırmak için bolca zamanı olur. Hazır ol. Karadul'un zehri, alfa natrokosin nörotoksini içerir. Isırıldığında bu nörotoksin sinir hücrelerinin reseptörlerine bağlanır ve orada kalsiyum akışına neden olur. Ve bu kasılmalara ve felce neden olan hormonları serbest bırakır. Arnold, süper güçler istiyordun değil mi? Artık karın kasların bir balyoza bile dayanabilir. Peki 4 saatlik bir ereksiyona ne dersin? Ya da yuvalarından çıkıntı yapan gözlere? Bence daha çok bir süper kötü adama benziyorsun Arnold. Ne oldu Arnie? Örümceği yediğine pişman mısın? Halüsinasyonlardan yararlanabilirsin ve diğer bazı seçeneklere bakabiliriz. İşte Arnold, o altı gözlü bir kum örümceği tarafından ısırıldı. Zehri iç kanamaya ve doku nekrozuna neden oldu. Ve tam zehri yok. Ve işte Guinness Rekorlar kitabına giren dünyanın en zehirli örümceği, Brezilya gezgin örümceğinden bir ısırığın kurbanı. Genelde ısırığı ani kalp durmasına yol açar. Ama gerçekliğimize geri dönebiliriz. Neyse ki yetişkinlerin sadece %5'i karadul zehrinden ölebiliyor. 12 ila 48 saatlik korkunç bir işkenceden sonra zehrin etkisi geçer. Arnold, hayır, dur! Bu sadece masum küçük bir ev örümceği. Hiç de zehirli değil. Bunlar çok güzel. Büyük sebzeler. Hey, mağazada yemek yemeyi bırakın. Bu sebzeler GDO, genetiği değiştirilmiş organizma. Bu domates ipek böceği geni içeriyor. Ve normal, günlük salatalıklarınızın genetik açıdan bir insanla %40 benzerlik gösterdiğini biliyor muydunuz? Ama korkma, GDO korkutucu değil. Ve bunu sana nasıl kanıtlayacağımı biliyorum.
O zaman seni genetik olarak değiştirelim Arnold. İnsanlar üzerinde bu tür deneyler yapmak yasa dışıdır. Ancak 2018'de Çin'de genetiği değiştirilmiş iki bebek doğdu. HIV'ye karşı bağışıklığa sahip olacak şekilde programlandılar. Şimdi Pentagon'un çok gizli laboratuvarındayız. Esas olarak GDO'lu askerler üretiyorlar. CRISPR-Cas9, bir organizmanın DNA'sının diğerinin DNA'sına implant edilmesini sağlayan yeni bir teknoloji. Normal bir balığa, biyolüminesans deniz anasından alınan genler yerleştirildi. Böylece parlayabilirler. Şimdi bir glowfish oldu. Sebzeler daha uzun depolama ve daha iyi tat için değiştirilirler. Ama ya sen Arnold? Daha uzun olmak ister misin? Michael Jordan genini kullanabiliriz. Mesela terleme genini alabiliriz. Böylece bu kadar çok kokuşmayı bırakacaksın. Ve işte Arnold 2.0'la tanışın. Yeni bir hayat başladı. Terlemeden insanlar sonunda otobüste yanınıza oturabilecek. Ve komşunun büyük annesi sana kısa boylu kızıl saçlı demeyi bırakacak. Şimdi sana sadece kızıl saçlı diyecek. Evet, genetik mühendisliği henüz mükemmel değil. Ama olacak. Tasarımcı GDO'lu bebekler çok yakında geliyor. Ve suçlulardan gaddarlık genini çıkarmak mümkün olacak. Bu bizim için farklı bir aşama. Tatlı rüyalar Arnold 2.0. Hey, nasıl gidiyor? Arnold, laboratuvardaki bütün şırıngaları sen mi çaldın? Ne? Güzel kokmak için kendine çilek geni mi enjekte etmek istiyorsun? Ve mükemmel bir kalça geni mi? Bunu yapma Arnold. Dur, lütfen! Olamaz. Ne yaptık biz? Benim hatamdı. Genetik mühendisliği sadece organizma için değil, tüm şehir içinde tehlikelidir. Pizza kuryesi işinden atıldın mı? Peki, iki tane kafan olduğunu hayal etsek? Bence çok daha popüler olurdun. Hayatın daha ilginç olurdu. Daha zeki olurdun. Ve sonunda nasıl bisiklet binmesi gerektiğini öğrenebilirdin. Bak, bu tabeladaki adamın aynısı. Sirk müdürü. Olamaz. O aslan gerçekten iki kafalı adamı yuttu mu? Hayır. Gerçekte kafalara bir zarar gelmedi. Fakat şimdi ne olacak? Sirk iptal mi olacak yani? Görünüşe göre menajer seni fark etti ve senin sirkte olmanı istiyor. Fakat bu iki tane yepyeni kafanın senin vücuduna dikilmesi şartıyla. Bu her zaman hayalini kurduğum bir şey değil mi? Kabul ettiğine göre geçireceğin ameliyatla alakalı biraz daha bilgi sahibi olman lazım. İlk başarılı kafa nakli Charles Guthrie tarafından 1908'de gerçekleştirildi. Fakat ameliyat köpekler üstündeydi. Kafalardan bir tanesi köpeğin boynuna ters olarak dikildi. 1950'lerde Demikov ikinci kafanın tamamen fonksiyonlu çalışmasını başardı. O 20 tane köpeği vücudunun yarısıyla beraber köpeklere dikmişti. Sonrasında ise bir köpeğin sadece kafası başka bir köpeğin vücuduna dikilmişti. Sonra da maymun vardı. Hatta nakilden sonra dikilen maymun kafası doktoru ısırmaya bile çalıştı. 2013'te Sergio Canavero insan kafası nakli yapacağını duyurdu. Yaklaşık maliyeti 12.8 milyon dolardı. 2017'de onun liderliğinde bir ölmüş insan kafası başka bir cesede dikildi. Aslında bu sana uyardı Arnold. Tamam neyse şimdi senin kısmını çalışma zamanı. Umarım batırmazsın. Ve bu güzel kafaları utandırmazsın. Hokkabazlık yaparken tek tekerlekli bir bisiklet süreceksin ve bir platformun üstünden geçip yanan bir çemberden geçeceksin. Anlaşılan senin bu kadar aptal görünmeni pek hoşlanmıyorlar. Arnie, bırak da onlar vücudunu yönetirken onlara karışma. Onlar profesyonel. Senden tek istenen performansı batırmaman. En önemli zaman geldi. Muhteşem son. Bütün gözler senin üstünde Arnold. Sen bugün ana şovun en büyük parçasısın. İyi şanslar dostum. Çok iyi gidiyorsun. Biraz, sadece biraz daha ve... Oradaki Tagaya mı?
Seni görmeye mi geldi? Hayır. Sakın dikkatini dağıtma. Şimdi değil Arnold. Ne aptal ama. Gentleman olmaya çalışırken Trule kardeşleri ve kendini utandırdın. Bu buz sirkin gördüğü en başarısız şeydi. Uy, gerçekten kötü görünüyor. Derhal hastaneye yatırılmaya ihtiyacım var. Hastaneye yetişemeyeceksin. Kalbin durabilir. Dolaşım sistemindeki basıncı korumak için acil bir kan nakline ihtiyacım var. Vietnam Savaşı sırasında bazen tedavi için Hindistan cevizi serumları kullanılmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde Hindistan cevizi suyu insan kan plazmasına oldukça benzer. Peki elimizde ne var? Kola mı? Tamam. Hadi işe koyulalım. Ama ilk önce tüm gazdan kurtulmalısın. İçeceğin içerdiği gaz kan damarlarınızın içerisine girerse kelimenin tam anlamıyla sizi içeriden parçalar. Kola şeker içerir. Glikoz. Bu mükemmel bir hızlı enerji kaynağıdır. Ve gerçekten canlanmanızı sağlar. İşe yaramış gibi görünüyor. Kola vücudunda kök saldı. Ama görünüşe göre birazcık değişti dostum. Saçlarım bile renk değiştirdi. Ama öte yandan çocuk partilerinde en hoş karşılanan konuk olacaksın. Kolanın içindeki bolca kafein damarlarında dolaşırken sadece 3 günde bir uyuman yeterli olacak. Artık sıradan insanlardan çok daha fazla zamanım var. Sonuçta profesyonel sporcular bile hızlı bir enerji dozu için kola içiyorlar. Ve her zaman en yakın süpermarkette kolanı tazeleyebilirsin. Hayır, dur. Seni deli kamikaze. Sadece tek bir mentos seni bir karadan havaya füzeye dönüştürebilir. Endişelenme. Gününü mahvetmeyecek. Kola hafif depresyonla mücadeleye bile yardımcı olur. Ama dürüst olursak Arnold, kanında kola olması aslında ölümcül. En çok gözlerin, böbreklerin, sinirlerin ve kalbin etkilenir. Evet, görünüşe göre kola bir seçenek değil. Ne oldu? McDonald's'tan yeni mi kovuldun? Merak etme. Her insan bir konuda yeteneklidir. Örneğin 57 dakika boyunca gözünü kırpmadığı için Guinness Rekorlar kitabına giren Çinli bir adamı duydun mu? Hey! Nereye gittin? Arnold! Ne? Rekoru kırdın mı? Nasıl? Göz kapaklarını mı yapıştırdın? Olamaz. Gerçekten tehlikeli. Gözleri nemlendirmek için göz kırpmak lazım. Lakrimal bezlerimiz antikorlar, lizozimler ve elektrolitler içerirler. Onlarsız gözlerimiz savunmasız kalır. Bu yüzden korkarım, uzun süre kitap okuman oldukça zor olacak. Havadaki en küçük parçacıklar gözlere yerleşmeye ve onları çizmeye başlarlar. Ne kadar uzun süre göz kırpmazsan o kadar çok göz kırpmak istersin. Arnold, ama bir sır var. Göz kırpmanın başka bir işlevi daha var. Aldığımız bilgileri paylaşır ve dikkatimizi yeniler. Bu gördüğümüz daha ilginç şeyler, daha az göz kırpmak istediğimiz anlamına gelir. Sakinleştirici bir şeye dikkatini dağıtmaya çalışabilirsin. Evet, bence eski bir siyah beyaz film işe yarayabilir. 3 çeşit gözyaşı vardır. Refleks, duygusal ve bazal. Gözlerin kuru olduğu için gözyaşı bezleri nem eksikliğini gidermeye çalışıyor. Ama film de kötü değil yani. Olamaz. Filmin içerisinde nükleer bir patlama olacağını kim bilebilirdi? Arnold, nasıl hissediyorsun? Parlak ışık canını yakabilir. Görüşün kötüleşir. Bunlar konjonktivit belirtileri. Uygun şekilde tedavi edilmesi lazım. Kesinlikle kendi kendine düzelmez. İlaç talimatlarını okurken dikkatli ol Arnold. +5 vizyonu ile yakından okumak çok zor. Ancak -5 derece miyopla uzaktaki nesneleri görme konusunda sorun yaşayacaksın. Hanımlar, sakin olun. Hiçbir şey görmedi. Arnold, uyan. Görünüşe göre eczane güvenliği tarafından dövülmüşsün ve tüm eşyalarını kaybetmişsin. Böyle sağlıksız koşullarda uzun süre kalma. Gidecek gücün yok mu? Adenoviral konjonktivit semptomlarına ürkütücü şekilde benzerlik gösteriyorsun. Retina yırtığında ve virüs içerisinde geçtiğinde de bu olur. Arnold, uyan. Apse ve retina dekolmanı geliştireceksin. Sonsuza kadar kör olabilirsin. Etrafta bu ışık hallerini görüyor musun? Ah, şükürler olsun. Biri ambulansı aramış gibi duruyor. Yine ne oldu? Arnold, bunlar hayalet değil. Onlar doktor. Dur, bu mısır tarlasında saklanamazsın. Gerçek değil ki zaten.
Görünüşe göre dün gece birisi biraz eğlenmiş ve bir şey bana beyninin muhtemelen bu oda kadar dağınık olduğunu söylüyor. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Arnold, gerçekten olabilir mi? Dün gece sonunda gerçek bir erkek mi oldun? Tebrikler. Bu senin için ilk alkol zehirlenmesi. Ve bunlar yeni bir tanımanın ilk tatsız sonuçları. Arnold, yeni arkadaşlarına kadeh kaldırmaya ne dersin? Ha, şey anlıyorum. Tabii ki, yapman gerekiyorsa yapmalısın. Arnold, bu olayı gerçekten ömür boyu hatırlamak istedin mi? En azından daha sonra arkadaşlarına anlatacak bir şeylerin olacak. Gördüğün gibi, alkol zehirlenmesinin sonuçları sadece sağlığa zarar vermez. Aynı zamanda banka hesabına da zarar verir. Aa, dün gece cömertlikte eşsizdin Arnold. Partinin kralı sendin. Şimdi dişin nerede? Zil çalan bir şeyler mi var? Hiçbir şey yok mu? Hayır mı? Arnold, bunu bilmiyordun ama çok fazla içmek gereksiz saldırganlığa yol açar. Ve bunun için kesinlikle bir bedel ödedin. Aa, bir çözüm buldum. Aspirin alma zamanı. Ha, bekle. Hayır. İlk yardım çantanı doldurmayı unuttun. Ama gerçekten Arnold, tüm bu sıkıntılar kafanın içerisinde. Maden suyu mucizevi bir şey. Susuz kalmışsın. Sadece vücudundaki eksik suyu tamamlaman gerekiyor. Jacuzzi'nin nesi var? Dün geceden sonra içmeyi bırakmak isteyip istemediğini anlarım. Ama suyu değil. Akşamdan kalmışlığından kurtulmanın o kadar kolay olacağını düşünmedin, değil mi? Bir iş bir bölge arasın. Yeni bir Jaws için bir planımız var. Ne oldu Arnold? Ambulans mı çağırıyorsun? Aa, gücünü lezzetli pizzayla doldurmaya karar verdin. Ama bir şeyi unuttun. İçki nefesi. Bunlar karaciğerlerinin işlenmesini devraldıktan sonra vücutta ortaya çıkan etanolün bozulma ürünleridir. Bunlardan biri asetik asit. Özellikle kötü bir kokuya sahiptir. Hey Arnold! Yemekten sonra hala uyumak istediğine emin misin? Ne yazık ki uykuyu unutmalısın. Alkol alımından sonra serebellar fonksiyonlar bozulur. Gözlerin kapanır, kapanmaz. Beyincik uzayda oryantasyon için yeterli veriye sahip olmayı bırakır ve beyin korteksine kırık veriler işlemeye başlar. Yatak dönüşlerine merhaba de. Zavallı Arnold. Sadece sana bakmak üzücü. Sadece bir tavsiye vereyim. Şu anda bir fincan sıcak çay seni kurtaracak. Kendinizi sıcak bir battaniyeye sar ve öyle derin bir uykuya dal ki hiçbir prens seni öpücüğüyle uyandırmasın. Arnold, sana yardım edeceğini söylemiştim. Peki, seni ikinci doğum günün için tebrik ediyorum. Unutma Arnold, her neşe maskesinin ardında ciddi anlamda kötü şeyler yatar. Sanırım hepiniz bu kızıl kafayı çok iyi tanıyorsunuzdur. Hadi dürümünü bitir de garaja gidelim. İnsanları küçülten yeni cihazımı göstereceğim sana. Aa, dürümünü düşürdün. Arnold, onu cidden yiyecek misin? Tamam, 5 saniye kuralına göre yerde 5 saniyeden az kalan yiyecekleri yiyebilirsin. Ama ben yemezdim. Arnold, neyin var senin? Karnın mı ağrıyor? Bu kuantum boyutlandırıcımı test etmek ve sana neler olduğunu içine bakarak öğrenmek için mükemmel bir fırsat. Bu kaskı tak, ben bilincini nano kopyana bağlayacağım ve seni kendi bedenine yerleştireceğim. Ama önce iç çamaşırını çıkar. İnsanları küçülten yeni cihazımı göstereceğim sana. İşte başlıyoruz! Yediğin dürümün içinde birkaç akıllı tenya yumurtası varmış. Arnold, şuna bak. İçine bir metropol inşa etmişler. Bir hayvanat bahçesi bile var. Hayvanat bahçesine bakalım. Bugün pazartesi olduğu için %50 indirim var. Olamaz. Burası patojenik virüs ve bakterilerden oluşan bir hayvanat bahçesi. İnterloperlarınıza hayranım. İspanyol gribi, veba, ebola, tüberküloz, domuz ve kuş gribi ve diğer nadir patojenlerin hepsi tek bir yerde. Bak, benim favorim de burada. Az çalışılmış boronavirüs. Hüzünlü at hastalığı olarak da bilinir. Esas olarak atları, koyunları, inekleri, tavşanları ve diğer hayvanları etkiler. Arnold, yerinde olsam parmaklarımı kafese sokmazdım. Enfeksiyonun şizofreniye neden olduğundan şüpheleniliyor. Arnold, miden maalesef parazitler yüzünden ağrıyor.
Bak, bağırsaklarına bir otoyol, mesanene bir su parkı inşa ediyorlar. Kafana bir veri merkezi kurarlarsa büyük olasılıkla mevta olursun. Çünkü kafan çok küçük. Onları vücudundan nasıl çıkartacağını bulman lazım. Ne kadar erken o kadar iyi. Bu Pandora hayvanat bahçesinin tüm hücrelerini açarsan büyük olasılıkla solucanları dışarıya atmana yardımcı olur. Hadi Arnold, devam et. İçindeki bu solucanlarla yaşamaktansa Ebola'dan birkaç gün öksürmek daha iyi olmaz mı? Selam Arnold. Artık sadece bir etobur gibi çiğ et yiyeceksin. Adrenalin ve saldırganlık seviyenin ne kadar hızlı yükseldiğini hissedebiliyor musun? Tabii ki. Çiğnemen biraz zor olabilir. Çünkü insan dişleri çiğ et yemeye adapte olmamıştır. Küçük parçalara ayırsan iyi olur. Antik Moğolların yaptığı gibi. Hatta çiğ etten yapılan en ünlü yemeğe, steak tartara onların adı verilmiş. Tahıllar, sebzeler ve meyveler olmadan vücudun için yakıt olan glikoz akışı durabilir. Karaciğerin vücudunun enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yağ depolarını işlemeye başlar ve kilo vermeye başlarsın. Haftada 5 kilograma kadar. Bu esnada kasların dehidre olmaya ve kurumaya başlar. Bu yüzden et diyeti Hollywood ünlüleri ve süper modeller arasında çok popülerdir. Kanındaki kolesterol seviyeleri yükselecek ve yani kabul edelim, kalp hastalığı riskin artmış olacak. Amino asitler bağırsaklarını dolduracak. Cildindeki bakterilere karışacaklar ve bu da çok pis bir vücut kokusuna yol açacak. Çiğ et bazı tehlikeli mikroorganizmalar içeriyor. E. coli, salmonella ve listerya gibi. Ve ishal, kusma ve genel olarak karın ağrılarından muzdarip olmana neden olabilirler. Ancak vücudun nihayet bu tür yiyeceklere adapte olduğunda enerji ve fiziksel güçte bir yükseliş hissedebilirsin. Bunun nedeni testosteron ve D vitamini seviyelerinin artması. Bruce Lee'nin kendisi bile dövüşlere hazırlanırken koca bir bardak nefis taze et smoothie içmeyi çok severdi. Atalarımız çiğ et yerlerdi. Ancak ateşi nasıl kullanacaklarını anladıklarında ve yemek pişirmeye başladıklarında hayatları sonsuza dek değişti. Bu sindirim için gereken süreyi 3'te 2 oranında azalttı. Böylece enerji kullanımı mideden beyne taşındı. Ve bu da bilişsel bir devrimi tetikledi. İnsanlar çok daha fazla soyut düşünmeye başladılar ve karmaşık diller geliştirdiler. Ve yani sonuç olarak modern uygarlık gelişti. Öyleyse ye canım Arnold. Ve çok yakında. Asya ve Avrupa'nın yiyeceklerini tattıktan sonra daha egzotik bir şey denemek için eve döndü. Poponu kaldırıp gel ve önce ne yiyeceğini seç. Hadi Arnold, ya şundan ya da bundan. Bebek bir kobranın bir ısırığı 3 tonluk bir fili öldürebilir. Midesinde neredeyse hiç hava yoktur. Ancak dalış yaparken nefeslerini 10 saat kadar tutabilirler. Mide suyu 1,5-2 saat içerisinde sindirir. Sanki bir tavukmuş gibi. Geriye kalan her şey arkadan çıkar. Ah bak, bu zehir. Eğer kanınla temas etmezse sana zarar veremez. Bu da ne? Ama bir ülser veya kesikten içeriye girdiği anda zehir anında etkiyi gösterir. Felç, kasılmalar ve 15 dakika sonra bay bay. Ama sadece bir panzehir kullanmazsan. Pekala, kurbağayı kim içeriye aldı? 1 gram Filobates terribilis zehri bütün bir şehri öldürebilir. Bu kurbağanın karşısına küçük bir hayvan çıkarsa anında ölebilir. Cildine sadece küçük bir damla zehir gelse bile bum, öldür. Kurbağa mideye girdikten 30 saniye sonra bayılacak. Ve seni de 10 dakikalık acılı bir ölüm bekliyor olacak. Ve bu zehir için bir panzehir yok. Bu yüzden aramayı bırakabilirsin. Ve eğer bir akrebin zehri Filobates'in zehrine eklenirse gücü 12 kat artacak. Beyin bolca besin aldığında daha iyi çalışır. Bu daha hızlı bir kan dolaşımı ile sağlanabilir. Bir doz adrenalin kalp hızını dakikada 220'ye çıkaracaktır.
Ve 40. bardak kahven de 350'ye çıkmasını sağlar. Bakalım belini yeterince besledik mi? Pekala. Peki ya kalbinin saniyede 300 bin kez kasılmasını sağlarsak? Kan damarlarında ses hızından 20 kat daha hızlı akacaktır. Tabii ki tüm atar damarların ve toplar damarların anında patlayacak ve kalbin ikinci bir kez kasılamayacak bile. Bu yüzden bir geliştirme yapacağız. Kalbini bir motorla değiştireceğiz ve kanını da yoğun yapacağız. İşte bu tamamen farklı bir hikaye. Bu formda sen bir süpermensin. Vücuttaki tüm süreçler binlerce kez hızlandırıldı. Bu hayatının en verimli zamanı olacak. Böyle bir beyinle Google'dan daha başarılı bir şirket oluşturabilirsin. Ya da Einstein'ın yer çekimi teorisini geliştirebilirsin ve insanlığı yüzlerce yıl kadar ileriye götürebilirsin. Ama hızlanan metabolizman yüzünden tüm zamanını tuvalette geçirmek zorunda kalacaksın. Ama merak etme, uzun sürmeyecek. Vücudun böyle bir strese en fazla 2 saat dayanabilir. Ve sonra bum! Çünkü şimdi kalbini bir nanosaniyeliğine durduracağım. Sakin ol korkak şey. Bunların hepsi bilim için. Kalp, kanın saatte yaklaşık 25 mil veya 40 kilometre hızla tüm vücutta dolaşmasını sağlayan bir pompa. Kanın geçtiği yol 100 bin kilometreden uzun ve eğer tüm bu damarlardan tek bir hat üzerinde yer alsaydı, dünyayı tam 2 kez dolaşırdı. Üç, iki, bir, dur! Arnold, altına mı kaçırdın? Kalbin kasılması 0.4 saniyeyi alıyor. Gevşeme süresi de aynı. Eğer ortalama bir insanın hayatındaki tüm duraksamaları toplarsanız, kalbin 20 yıldan fazla dinlendiği ortaya çıkıyor. Yani kimse sadece tek bir nanosaniyelik küçük bir duraksamayı fark etmez. Kalp iki katlı bir eve benziyor. Üstte sağ ve sol atrium denilen iki oda var. Ventriküller. Normal haliyle atriumdan gelen kan öyle bir basınçla vertiküllere itilir ki kanı varsayımsal olarak 9 metreden fazla uzağa gönderebilir. Ya da neredeyse 30 feet. Ama ventrikül kanı akciğere doğru iter ve hayat her zamanki gibi devam eder. Kalbin diğer yerleri çalışırken ventrikül en az 0.7 saniye durursa bum! Giden kan miktarı 2 katına çıkar ve kalp parçalara ayrılır. Sırılsıklama aşık olup sayfasını aşk yorumlarıyla doldurmaya başladıktan sonra Lolita 97 tarafından engellendi. Ve üzüntüsünü dondurmayla yatıştırmaya çalışarak iyileşmişsin. Eminim bunu bugünkü konu için kullanabiliriz. Bakalım ne kadar kilo alabileceksin? Basitçe söylemek gerekirse ekstra kilo almak için sürekli yediğin kalori sayısını arttırman gerekir. Senin kilon ve tembel yaşam tarzınla fazla kilo kazanmaya başlaman için günde 6 Snickers barı yemen yeterli olacaktır. 300 kilograma ulaştığında Snickers sayısı günde 14 bar olmalı. Ve 2000 kilograma ulaştığında tekrar yemek, yemek, yemek ve yemek zorunda kalacaksın. Günde 17.000 kalorilik yemek yiyene kadar. Daha önce hiç kimse böyle bir kütleye ulaşmadı. 2000 kilogram vücudunu tamamen mahveder. Yağ organlarını ve damarlarını sıkıştıracak, boğulmaya başlayacaksın. En güçlü kemiklerin betondan 4 kat daha güçlüler. Ayakta durmaya çalışırsan kırılacaklar. Bu ağırlıkta yağ tamamen seni boğana kadar sadece birkaç saniye yaşayabilirsin. O zaman biraz emelim. Görünüşe göre gidip annenden bir sütyen ödünç almalısın. Vücutta ne kadar fazla yağ varsa o kadar yoğun kadınlık hormonu üretilir. Göğüslerin büyür. Sesin inceleşir ve bazı ekstra değişimler de olur. Bu sürpriz oldu. Lolita 97'nin çok kıskanç bir kocası var gibi görünüyor. Camdan kaçmana gerek yok. Vücudunda 3 yıl boyunca yiyecek olmadan bir dolapta oturabilecek kadar yağ var. Sadece vitamin almalı ve su içmelisin.
Boş ver. Hoşça kal.